Tekin'le ne konuştunuz Müfit? Seninle konuştuklarımızı. Bir ara onu sen seslendiriyorsun sandım. Yani sen konuşuyorsun, Tekin ağzını kıpırdatıyor. Senden Şemrem'e yardım etmemeni istedi değil mi? Haksız mı? Ben de artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Haksız mıyım? Müfit, Şemrem zoru başardı. Koskoca Holding'in CEO'sunu ikna etti ve işe başladı. Şimdi bu saatte ona yardım etmemiz sadece zarar verir. Ayrıca biliyorsun, biraz yüz versek böyle bir pozisyonda işe başlamak zaferdir. Ama ben işe gidersem bu zaferi nasıl kutlayacağım der, işi bırakıverir. Emin misin? Şebnem'den söz ediyoruz. Bir şeyi elde edene kadar her şeyi yapan, elde ettiği anda da çöpe atan Şebnem'den. Hem biz ona yardım edersek tek başına kazanmış sayılmaz ki. Bak, sapla samanı birbirine karıştırma seni ya. Bu başka bir durum. Kız elinden gelen her şeyi yapıyor. O genç bir kız. Sürekli yanındasın. Sence bu normal mi? Evinin, iş yerinin, kalbinin kapılarını sonuna kadar açıyorsun. Ne dememizi bekliyordun? Yine bu başkası ne der makamından başlama lütfen ya. Ben herkese yardım ediyorum. Kim yardım istiyor diye de bakmıyorum. Millet ne der diye de bakmıyorum. Doğru bildiğim şey için dışarıdan nasıl görünüyor diye de düşünmem. Sadece yardım ederim. Bu kadar. Emin ol, Ege ile benim aramdaki yaş farkı senin o adamla arandakinden çok daha azdır. Aa, hoş geldin Kehanet. Merhaba. Günaydın. Evet, seni dinliyorum. Peki. Hediye mi? Vallahi ister tek taş çıkar, ister tepemden aşağı güller yağdır, istersen bir kutu güllü lokumalı, istersen bir kilo İzmir tulumu. Benim için hepsi aynı. Yani aynen sana geri iade edeceğim. Bu ne? Sana senden daha güzel ne alabilirim ki? Kalbime tek işaret senin yüzün. Özgür. Amire, daha fazla uzatma. Bana bir şans daha ver. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Hani bir laf vardır, güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez diye. Bazen bu laf aklımdan çıkıveriyor, bazen de tek gerçeğim oluyor. Bilmiyorum Özgür. Bilmiyorum. Söylediğiniz fiyat aralığında birkaç dairemiz var. Nezih bir sokak, evler son derece düzgün. Ama sizin isteğinizi karşılar mı bilmiyorum. Şu an tek derdim başımı sokacak bir yer. Şayet birkaç hafta beklerseniz boşalacak çok güzel dairelerimiz var. Maalesef bekleyemem. Sadece 3 gün bekler misiniz? 3 gün sonra boşalacak kesin mi? Öyle diyorlar. Şu an elinizde ne varsa benim için uygundur. Anlıyorum. O halde buyurun, evlere bakalım. Tamam. Nerede buluşuyoruz? Yeri ve zamanı ben belirlesem olur mu? Olur, tabii. Harika, tamam. Şimdi solumuza dönelim. Nasıl yani? Çok soru sormayalım Selim Bey, lütfen. Solumuza dönüp yürümeye devam edelim. Tamam. Sağımızdan gelen acemi patenciye dikkat edelim. Anlamadım. Hop. Teşekkürler. Rica ederim. Bu arada buz mavisi çok yakışmış gibi bir cümle kurmama izin var mı? Çok naziksin de sen neredesin?
Şimdi duralım ve hafif sağınıza bakarsanız Selim Bey. Tamam. Şimdi yeri ve zamanı bildiriyorum. Birkaç saniye sonra buluşsak olur mu? Anlaştık. Günaydın. Günaydın. Gidelim mi? Olur. Karamsarlık yapmışız. Öyle. Yalnız müzik kutusu eşittir fena yüzü. Biliyorum. Olmadık şeyleri anımsatıyor. Kuruyorsun, deli gibi çalıyor. Sonra yavaşlıyor. Nefesi kesiliyor. Sonra duruyor. Ya iteklersem bir iki nota daha anca. Ama sonra tekrar duruyor. Sevmek gibi mi? Sevmek gibi. Bilirim. Çok hızlı başlar her şey. Önce hemen bir şarkınız olur. Tatiller planlarsın. Sofralara oturursun birlikte ki çok özenli sofralar. Sonra ne olursa birden müzik yavaşlar. Dolabın üstünde bir not görürsün bir gün. Yemek dolapta, ısıtırsın. Kimse kimseyi beklemez artık. Müzik de bitmiştir zaten. Devam ettirmeyi denersin, biraz daha itersin. Hatta bir ara o şarkıyı tekrar duyuyor gibi olursun. Ama bir bakarsın ki o şarkı çoktan bitmiş. Ta ki biri yeniden kurana kadar. Bunları senin için almıştım. Hani o gün bahsetmiştim ya sana. Çok teşekkür ederim. Efendim Kainan. Acele mi? Tamam da neresi? Tamam ben gelmeye çalışacağım. Görüşürüz. Acilse bırakabilirim. Müsaitim. Aslında çok iyi olur. E tamam o zaman hadi hazırlanıp çıkalım. Şimdi herkes kendinden bahsedecek değil mi? Tabii. Sırasıyla en üstün özelliklerimizden bahsedeceğiz. Ya böyle durumlarda keşke köşede bir reklamı geç butonu olsa da hepimiz rahatlasak. Sıkı dur. Sonrası daha fena. Acayip yaratıcı bir level'a geliyoruz. Ne kadar çok ortak noktamız var eşiğine. Sen bana arabesk dinliyorum diyeceksin. Ben sana senfoni ile altyapıları aynı aslında diyeceğim. En sevdiğim renk mavi diyeceğim. Sen de bana diyeceksin ki benim en sevdiğim renk siyah ama biraz maviye çalıyor gibi. Öyle devam edecek. Tabii canım. Sen benden farklı, ben senden farklı. Al sana bir ortak nokta daha. Ya bir de anlamıyorum ki neyi kasıyoruz? Yani neyimiz ortak olabilir ki? Bilmem. Benim bildiğim erkekler için sadece 16 renk var. Ve şampanya bir renk değil. Sadece içki. Anladım. Detaylar diyorsun. Bir de şöyle düşün. Gelin gelinliğe bakar. Yok strapless değil, en mutlu günün mahvoldu diye kemoterapiye göz kırpar. Erkek damatlığının dörtte üçünü giymese bile aynanın karşısına geçer. Tamam abi olmuş, on numara der. Mutludur yani. Şimdi söyle bakalım. Detaylar mı, mutluluk mu? İkisi de. Nasıl yani?
Tatile 40 bavulla değil, sırt çantasıyla giderim. Rahatıma çok düşkünümdür. Ama gerekirse 40 bavulluk alışveriş yaparım. Asla yalan söylemem. Ben birine 5 dakikaya aşağıdayım dediysem... o kişi benim 5 dakikamın 5 ve 5'in katları olduğunu peşin peşin biliyordur zaten ki bunu itiraf etmişimdir. Eğer birine saat 2'de Cihangir'de buluşalım dediysem saat 3'e kadar beni bekle. 4'e kadar gelmezsem saat 5'te gel beni evden al demek olduğunu çok iyi biliyordur zaten. Ha bir de beni hiçbir zaman bir teknenin koltuğuna oturmuş gelin başından bozma bir modelle süzülürken göremez. Ben o yanından hızla geçen teknenin dümeninde saçları rüzgardan darmadağın olmuş kadın. Ha, anlayacağın pek çok ortak noktamız var galiba. Öyle görünüyor. Şebnem Hanım, bu bizim için mas bir durum mu? Yani bugün toplantı set edip departmanlara request etmek için doğru bir gün mü? Yani siz böyle söyleyince gerçekten zor bir şey istemişim gibi duruyor. Kimsenin calendar'ı net değil şu sıra. Vidan Hanım, hangi dille konuştuğumuza karar versek... yani tamam ben de konuşurken Türkçenin boğazını sıkarım ama... hani sizin Türkçeniz ötenazi hakkını istiyor. Ya, plaza diliyle konuşmasak? Anlamadım. Şöyle söyleyeyim, bir gurbetçi durumu mu söz konusu? Yani kütüğünüz Londra, New York, Paris falan mı? Hayo, ben aslen Tokatlıyım. Anlıyorum. O zaman bugünlük toplantıyı askıya alalım. See you. Yani bu nedir arkadaş ya? Kadın kötü Türkçe dublajda film gibi. Ha sanki Google Translate de çevirmişler ya. Ha, plazada gelip büyük kupayla filtre kahve içen birden Türkçe'de nasıl diyor siz? Şebnem Hanım. Buyurun Harun Bey. Şu yarınki programı kontrol etmedik. Ah pardon. Siz nasıl seviyordunuz? Çek etmedik. Ya tamam Harun Bey, ben de Türkçeyi karla karışık konuşurum ama bunlarınki Türkçe yetmezliğinden masada kalacak ya. Haklısınız. Bir çeki düzen vermek lazım değil mi? Şu yarınki programa bir bakalım. Emredersin Say. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Ben yakın zamanda çok büyük bir travma geçirdim de o bana arada nüksedip duruyor. Ben şu anda kendi kendimi bitirdim galiba değil mi? Hemen geliyorum Harun Bey. Aa Özgür. Merhaba. Merhaba. Önder ben. Kainat. Önder benim iş arkadaşım. O da yoga hocası. Memnun oldum. Ben de. Kainat ne oldu böyle? Niye alelacele çağırdın? Almila bir eve çıkmamız lazım. Acil. Niye? Ya niyesini boş ver. Anlatacağım hatta fikrini de alacağım. Ben birkaç eve baktım. Tamam peki nasıl evler? Yani biraz olumlu bakacağız artık. Yani sifon çalışıyorsa ultra lüks diyeceğiz. Ne bileyim eşek çatlatan yokuşu varsa tatlı bir rampası var diyeceğiz. Türkü bara komşuysa da eğlence merkezine yürüme mesafesinde diyeceğiz. Yani haftada bir iki gasp oluyorsa öpüp başımıza koyacağız. Tarla başına nazaran nezih bir yerde deyip tutacağız. Almira çok acil. Anlatabildim mi? Aha. Anladım. Ya kızlar işinize yarar mı bilmem ama benim abimin kiralık bir evi var. Kendisi de Almanya'da yaşıyor. Ya onların tek istediği evlerine iyi bakacak birileri işte. E bence sizden daha iyisini de bulamazlar. İsterseniz ben konuşayım sizin adınıza. Kefil de olurum. Ya çok iyi olur aslında. Biz çok iyi bakarız. Hiç merak etmesin. E tamam o zaman. Ben konuşayım. Aklına yatarsa size haber veririm. Çok sağ ol Önder. Tekrar memnun oldum. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz Amine. Görüşürüz. Ne oldu böyle?
böyle alelacele kötü bir şey mi oldu yani Müfit abiyle falan, ne bileyim, meraklandım. Bir telaş, bir enerji dağınıklığı. Almila, ben de sana onu soracaktım. Yani olan bir şey yok da. Şimdi Müfit abinin Müfit abi olduğunu unut. Onu da beni de tanımıyorsun. Tamam. Dışarıdan bir gözle böyle tarafsız bir şekilde bak. Bakıyorum. Orta yaşlı bir adamın evinde kalan genç bir kız. Ayrıca kız adamın kafesinde çalışıyor. Üstelik adam sürekli kıza destek oluyor. Anladım. Şimdi kızı ve adamı hiç tanımayan biri için, bir de biraz fesatsa dışarıdan bakan, hiç uygun bir fotoğraf değil, değil mi? De iyi de sen kainatsın, o Müfit abi. Tamam Almilacığım, bunu sen biliyorsun, ben biliyorum. Ama dışarıdan bakan biri için yanlış anlaşılabilecek bir görüntü var, değil mi? Evet. Yani tabii şimdi sen öyle deyince doğru. İşte ben de bunu diyorum. Bununla da yüz yüze geldim. Tamam. Ev tutalım da Şebnem beğenecek mi bakalım? Yani şimdi Şebnem'i Beyaz Saray'ı tutsak, ya bunun dış cephesinin rengi biraz çiğ kalmış, çerçevelerini mavi yapalım, Bodrum'a taşınmış havası verelim der, yine beğenmez. Emri Baki yapalım. Yalnız Memo, takılıyor ama senin görüntüne. İstersen durduralım, dolmasını bekleyelim, ondan sonra seyredelim. Hayırdır? Ya FaceTime'da kızla yazışıyorum da sanırım bana hasta oldu. Senin o bozuk floresan gibi yanıp yanıp sönen tek gözüne mi hasta oluyor Memo'cum? Ya bak şimdi, gözde bir bekarım. Hayal gücü ve yaratıcılıkta sınır tanımayan bir yapım ve zekam var. E tabii bütün bunlar bir araya gelince de hayatıma girmeye çalışan Ece adlı kadın ırkının en nadide örneğini şaşırtan mutluluklar denizinde boğmaktan başka çarem kalmadı. 364 günün sultanı 14 Şubat bir gelsin, romantizme çağ atlatacağım, çağ. Ece, sen ve 14 Şubat. Beğenemedin mi? Ya gerçi sen ilk 14 Şubat'ı da hatırlarsın değil mi? Çok bozmuştur falan. Sen koşundur şekerim. Hatun mesaj attı. Tatavayı kes, modanın kanaya... Modanın kana... Ece... Ha, senin neren broker Memo ya? Yok tango biliyormuş da, yok bachata da duayenmiş de. Yahu Heidi Klum'un fotoğrafını sana Erenköy Kız Lisesi mezuniyet fotoğrafım diye kakaladım. Sen de bunu yedin. Üstüne üstlük bir de kendinden geçip bana 10 kere dürtük attın. Şimdi hoşça kal modalı yalı çapkını. Hoşça kal Junior Suha Özger mi? Çüz. İzafet, bittiysen bittin, bittin. La prossima settimana che vediamo. Ed Istanbul. Hoş geldiniz küçük bey. Hoş bulduk. Ben de diyorum bu ılgıt ılgıt kezban rüzgarı nereden esiyor? Ciao. Abartmasak? Babam yalnız mı? Yalnız. Güzel. Ha, bana bir orta kahve söyler misiniz lütfen? Ateşle barut yan yana olmaz ki. Heh Almila, siz tam olarak neredesiniz? Olmadı, ben gelip alayım sizi ya. Etrafınızda falan ne var? Yani işte bir tane ağaç var. Ağaç var? Yani işte bir tane de küçük bir kız var bisikletli. Ama o hareket halinde Önder. Almilacığım, ver sen bana. Ver canım. Alo, merhaba Önder. Biz şimdi senin söylediğin sokağa geldik. Aa, ben motosikletini gördüm. Onun dibindeki ev mi? Evet, evet. Tamamdır, geliyoruz. Al, Almilacığım gel hadi gel. Nerede, ben gel. Görmedim ki. Ön
Kadın cephesi de anka kuşunun uçabileceği açıklıkta. Ha? Armilacığım, Türkçe konuşsan. Yani ferah. Yani pozitif enerji yüklü. Nasıl buldunuz evi? Emlakçı komisyonu yok. Depozito yok. Vallahi ben bayıldım. Ne zaman geçebiliriz? Yani bir daha bir Şebnem'e sorsak mı acaba? Armilacığım, biraz konuşalım mı? Ben içerideyim. Siz rahat edin, tamam? Ne oluyor Allah aşkına? Ne bu acele? Almila, hayatımda duymayacağım şeyleri duydum ben. En kötüsü de söyleyecek tek bir cevabım yoktu. Nermin karşıma dikilip Ege'nin senin yanında ne işi var diyorsun ama senin baban yaşında adamın yanında ne işin var dedi bana ya. Hem Seniha Hanım da rahatsız. Kulaklarımla duydum. Almila, ne olur anla beni. Bak bu evi tutalım. Şimdilik aramızda kalsın. Gece de Şebnem'e sürpriz yaparız ha? Tamam. Yani sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Gece de Şebnem'e sürpriz yaparız. Yalnız buraya bir pusula okuması şart. Yani arazinin, binanın ve kiracının elementiyle doğum yılının uyumu çok önemli çünkü. Önemli mi? Bakarız, ona bakarız. Yani Şebnem, bu çok yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Havaları hiç sana göre değil, söyleyeyim. Yani senin enerjine ters. Senin bu turuncu avran bana beni yorgunken dinlenmek değil, eğlenmek dinlendirir diye bağırıyor. Aymineciğim, benim bağıran tek yerim ayaklarım. Yani ben ömrümde ilk defa yüksek ve ince topuklu ayakkabı kötüdür gibi saçma sapan şeyler mırıldanıyorum içeriden. O zaman sen de düz ayakkabı giy, hadi çıkalım. Ben? Senin kulağınla ağzın arasında ses hızının bile yetişemeyeceği bir mesafe var galiba Aymila. Şebnem Gürsoy üstelik gece çıkarken düz ayakkabı giyecek. Saçmalık. O zaman söylenmeyi bırak. Çünkü hiç yapıcı değilsin şu anda. Ay gerçekten benim yapıcılık falan umurumda değil şu anda. Şu anda umurumda olan tek şey şuracığı ayaklarımı uzatıp sosyal alemde sörf yapmak. Neden? Çünkü sosyal alemde sörf yaparsan hem ayaklarını dinlendirirsin hem de sosyalleşebilirsin. Harika bir şey bu. Peki. Yani şimdi sen bundan sonra çalışan bir kadın olarak geceleri dışarıya hiç çıkmayacağını ve her gün çalışırken bitmiş tükenmiş olacağını söylüyorsun, öyle mi? Vay be Şebnem Gürsoy, ben seni gözümde çok büyütmüşüm. Hayır, öyle demekmiş be. Yani söğüt dalında manda yuvası olur, bu dediğin olmaz. Kimse zaten Şebnem Gürsoy'u gözünde büyütemez. Şebnem Gürsoy çünkü kimsenin gözüne sığamayacak kadar büyüktür. Hatta kendi gözüme bile düşün yani. Tamam. Hadi o zaman git giyin de çıkalım dışarı. Ha tabii, bu holdingde çalışan modern genç kız imajını gecelerde de korumak istiyorsan o başka. Ay ne münasebet canım. Benim gece dışarı çıkarken tek bir amacım vardır. Neymiş o Şebnem Gürsoy? Şöyle ki, o mekandaki en şık, en pahalı ve en iyi giyinen kişi benim imajıdır. Amaç, ortamda oluşabilecek gereksiz dişi rekabetini psikolojik savaşla bertaraf etmek. Neden? Çünkü orada sipariş ederken bir şeyler, dans ederken ya da takılırken sadece ve sadece ilgiyi hak eden erkeklerle muhatap olup gereksiz zaman israfını tamamıyla ortadan kaldırmak. Tamam o zaman. Hadi giyin bakalım, ben de göreyim bu imajı Şebnem. Hadi bakalım. Gayet başarılı ve yüksek oktanlı bir gaz verme yöntemiydi. Hatta takdire şayandı bile diyebilirim. Ama unutma ki Şebnem Gürsoy tüp ve gazla çalışan doğan görünümlü bir şahin değil. Son model bir Ferrari olarak pite çekiliyorum. Ver şu battaniyeyi. Aa! Ver şuna. Vermem. Ya ver. Vermem. Ver şuna. Ver dedim. Ya hayır. Armile bak, döveceğim ha. Hah, ben de nerede bu kız diyordum. Aa, yemekte giyinmemiz gerektiğini bilmiyordum ben. Bak şimdi çok sönük kaldım. Ben de sana onu söyleyecektim zaten Müfit abi. Beni bu akşamlık affet diyecektim. Hayırdır? Bir şey mi var? Var gibi. Ben bu akşam evde olmayacağım, müsaade edersen. Nasıl yani? Başka bir yerde mi gideceksin? Sadece yemek de değil. Ya biz kızlarla gece dışarı çıkacağız da belki eve de gelmem. Ne demek eve de gelmem ya? Hem bütün gece üç kız dışarıda gezeceksiniz, eğleneceksiniz. Hem ben nerede kaldığınızı, nerede uyuduğunuzu bilmeyeceğim, öyle mi? Ben sana gereğinden fazla yumuşak davranmaya başladım galiba küçük hanım. Bak sen gemi azıya aldın, iyice gidiyorsun. Bundan sonra bazı kurallar koyacağım ve sen bunların dışına kesinlikle çıkmayacaksın.
ben ne diyorum ya? Kendi açım çok çok özür dilerim. Şey oldu ya, ben de bir yerlerde kontak attı galiba. Sen bu son söylediklerimi böyle montajda sil at, tamam mı? Söylememiş sahibini. Tamam abi. Ben yine de nereye gideceğimizi, nerede kalacağımızı bildiririm sana. Gerek yok. Gerçekten gidip eğlenmenize bakın ya. Ben size güveniyorum yani. Sadece kendinize dikkat edin. Yeter yani. Şu kadar yani merakım. Çok affedersin. Yok yok. Ben yine de mesaj atarım sana. Hadi sana afiyet olsun Müfit abi. İyi geceler. İyi geceler. Eğlenmenize bakın. Beni de merak etme. İyi. Kapılı bir handa uyuyorum gündüz gece. Şebnem, ama daha gündüz bile değil. Sonunu uyan kahraman olamaz. Cennere, 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 cennere. 40 yılda bir kız kıza eğleneceğiz, onda da çıkmıyorsun dışarı ama aşk olsun sana ya. Ben senin beni uyandırmama ihtimalini sevdim Almila. Şebnem! Ya ne? Ne? Görmüyor musun ya? Şu anda enerjimi dibini sıyırıyorum. Yani batarya boş diye bağırıp duruyor bünyem benim. Suratıma bak. Angry Bird'de 5 var. Ya sen niye benim uykumu tekmeleyip duruyorsun ya? Şebnem ama bak dışarı çıkacağız. Kainat da hazırlanıyor. Sen nasıl yapıyordun onu? Şöyle. Bu mudur? Bu kadar mı yapabiliyorsun? Önce o gözlerini bir belert. Bana bir geçmedi o. Belert gözlerini. Alt dudakta ince bir sarsıntı. Kötü şeyler düşün. Mesela oje sürmüşsün, 5 dakika olmuş. Kapı çalıyor. Evde senden başka hiç kimse yok kapıyı açacak. Ya da şey, bir ortamdasın. Birer salisi arayla 10 kişi arka arkaya... ay sen kilo mu aldın, saçını röfle mi yaptırdın, ne kötü olmuş o falan diyor. Heh, bunu tut, farklı kaydet. Lazım olur kullanırsın. Şebnem. Geliyor musun? Ah Allah kahretmesin seni. Geliyorum tamam. Hadi takım bozulmasın bari. Ben de hazırlanacağım. Küçük bir çocuk olarak kalmak ister. Bütün gün sadece atıp tutmak istedim. Sorumluluk neymiş bilmemek istedim. İstedim, istedim, istedim ama olmadı. İstedim, istedim, istedim. Ya benim gördüğüm gerçekti abi. İnan bana. Yani kainatın gözlerinde bir şey vardı oğlum. Böyle çok samimiydi kız. Ne diyeyim Özgür? Yani ne dememi istiyorsun? Bir şey de demiyorum abi. Sadece kızın yüzü gözleri gerçekten üzülmüş. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi. Zaten genelde ne diyeceğini, ne zaman diyeceğini bilemiyor abi. Bilseydi böyle olmazdı. Haklısın abi. Ben bir şey demiyorum. Demiyorum ama yani hata yaptığını anladı sanırım. Zaten oğlum hata dediğin ne ki? Bak bana 10.000 tane hata yaptım. Herkes ikinci bir şansı hak eder değil mi? Ya usta, ben ona bir dil, iki dil defalarca verdim o şansı. Yani ne yapayım, ne diyeyim yani? Bak ben sana şans veriyorum, ona göre mi diyeyim? Sen de diyorsun zaten, kafası net değil, sorun da o. Haklısın kardeşim, yine haklısın. Zaten kafası net olsa seni üzmezdi. Ama bak benle konuşurken hakikaten netti. Net bir şekilde üzgündü kız. Ben sana dostun olarak söylüyorum. Sen bir kez daha düşün, olur mu? Sağ ol abi. Ben artık düşünmek istemiyorum ya, bıraktım. Vallahi yani ne olursa olsun artık. Ne diyeyim, yine haklısın bir usta. İyi tamam, peki. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi. Gelmeyeceğim diyordu bak. Bak bu. Hani bir saattir dans eden bu. Aa,
ama ne demişler? Gelmem diyen ben korkacağım. Arkadaşlar ben gelmem demedim ki. Ben beni gaza getirin, beni şevklendirin, beni keyiflendirin ki ben öyle geleyim dedim. Ve hevesi zirvede, keyfi yerinde Şebnem Gürsoy. ne diyorsun? İyi yaptık ama değil mi? Ya tabii canım, yani çalışan insanın birazcık böyle dışarı çıkıp kafa dağıtması lazım. Neden? Niye çalışıyor çünkü bu hayatta? Niye bu kadar didiniyor? Değil mi? Hadi dans edelim. Hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Süper. Başlayalım mı o zaman? Aa, kaçak gelinler de buradaymış. Bu İzmirli güzelleri bir sahneye alalım o zaman. Son 2, 3, en son hangi filmi seyrettin?